Aralıklı envanter yöntemini kullanan E işletmesinin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir. Dönem başı stoklar 20 bin, dönem içi alışlar 80 bin, dönem sonu stoklar 40 bin, satıştan iadeler 5 bin, genel yönetim giderleri 4 bin, faiz gelirleri 6 bin. İşletme dönem içinde aldığı ticari malların %10'luk kısmını iade etmiştir. İşletme satışlarını %30 kar marjıyla yapmaktadır. Bu bilgilere göre yurt içi satışlar kaç TL'dir? A 67.600, B 92.000, 101.200, 119.600, 130.000 diye şıklar var. Evet arkadaşlar, bir envanter sorusu, yani satılan malın maliyetini bulacağız. Daha doğrusu önce satılan malın maliyetini, sonra soruda bize yurt içi satışları soruyor. Şimdi arkadaşlar, iki yöntemi olduğunu daha önceki konulardan biliyor olmanız lazım. Yani envanter yöntemini. Birincisi sürekli envanter, ikincisi de aralıklı envanter. Sürekli envanter yöntemi ve aralıklı envanter yöntemi. Arkadaşlar, bu ikisi arasındaki fark, sürekli envanter yönteminde maliyet kayıtları, yani satılan malın maliyeti kaydı, satışın yapıldığı anda, yani stokların, envanterin stoktan çıktığı anda satış kaydıyla beraber maliyet kaydı da yapılır. Anlık olarak tutar yani muhasebe sistemi sürekli envanterde. Fakat aralıklı envanterde, ki bunu yapan, yani aralıklı envanter yöntemini kullananlar genelde küçük işletmelerdir. Böyle yani küçük şeyler satan, yani sürekli işte mesela sakızın, işte çikolatanın tek tek maliyeti atılmaz. Bunlar hep topluca atılır. Aralıklı envanter yönteminde topluca tek bir seferde dönem sonlarında maliyet kaydı atılır. Stok sayımına göre, yani dönem sonundaki stokların durumuna göre. Şimdi buna göre maliyet, satılan malın maliyet tablosunu yapalım. Satılan malın maliyeti, dönem başı stoklar varmış, dönem içi alışlar, dönem sonu stoklar. Evet, aslında bize bu kısmı yetiyor. Çünkü satıştan iadeler önemli bir nokta. Satıştan iadeler aralıklı envanter yönteminde zaten söz konusu değil arkadaşlar. Yani stokların içine dahil oluyor. Yani normalde gelir tablosunda satıştan iadeleri gösteririz ama aralıklı envanter yönteminde bunun maliyet kaydı yapılmadığı için, yani tek seferde dönem içinde maliyet kaydı yapılmadığı için satıştan iadeler bu tabloda dikkate alınmaz. Buna göre hesaplamamızı yapacağız. Dönem başı stoklarımız 20.000'miş. Dönem içi alışlarımız 80.000'miş. Fakat soruda bakın ne diyor? İşletme dönem içinde aldığı ticari malların %10'luk kısmını iade etmiştir. Yani bu dönem içindeki 80.000 aslında %10'unu düşeceğiz. 80.000 eksi 80.000 çarpı %10. Evet, bir yerde yanlış oldu. Evet, buldu. 72.000. Dönem sonu stoklar 40.000'miş. O zaman satılan malın maliyetini ne yapıyoruz? Dönem başı artı, dönem içi artı, dönem sonu eksi. Yani satılan malın maliyeti 52.000'miş. 52.000'i bulduktan sonra satışları ben nasıl yapıyormuşum? Soruda bize verdiğine göre satışlarını %30 kar marjıyla yapıyorum. Yani maliyetime %30 koyuyorum. Peki kar marjını hesaplayalım. Satış fiyatını hesaplayalım burada. Yani 52.000'e %30 marj koyacağız. 1.30 ile çarparsak, 1.3 ile çarparsak 67.600. Evet, cevabı bulduk arkadaşlar. Yani
Yurt içi satışlar diye sorduğu bize aslında 67.600. Evet, bu soru zor gibi gözüküyor ama basit bir soruymuş. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar.